Musa, kameraya söylüyorum. Bu kardeş eğer bu röportajda ünlü olursa bütün parasını bana verecekmiş. Bütün değil de yarısı senin yani. Bak şu an R yaptı. Abi ne yapalım, biz de tersiyiz şimdi, paramız yok. Birazdan boş gönderecek beni. Yok abi, estağfurullah. Gençler merhabalar, hoş geldiniz. İsim neydi? Taha Koç abi. Umut. Kasım Harman. Onur Kurt. Ne yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz gençler? Mahalleye yakın bir yerde çalışıyorum abi. Mahallede köşede bekliyorum diyor. Yok oğlum bak, adımız çıkacak, boş boş hareket yapma. Yok abi, benim mesleğim siyah. Oğlum açık açık söylesene bunu. Konuya girdi, beni mahvetti burada. Şüpheyi üstüne çekiyorsun abi diyor. Mahallede çok uzaklaşmıyoruz. Oğlum mahalle biliyorsun muhabbetleri. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum memur olarak. Bunu söylesem problem olmaz mı? Sıkıntı yok. Önce oyuncuyum dedim, ben oradan devam ediyordur diye düşünmüştüm. Yok ya, tiyatro devam ediyorum tiyatroya ama kamera önü yok ya. Zaten bu tiple bu boyla almazlar diye düşünüyorum. Yani bu yayını yaptığım için benden para almazsınız değil mi? Erhan, şunu diyeceğim. Biliyorsun yaz geldiği zaman genelde de insanlar ne yapıyor? İçi biraz daha kıpır kıpır oluyor. Erkeklerde böyle bir salaş giyeyim. Biraz daha böyle tişört, ne bileyim vesaire şeyler giyinmeye başladı. Daha ince şeyler. Hanımlar da ister istemez bu noktalarda havanın sıcak olmasıyla beraber açılıyor. Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Ya şöyle, insanlar bıktı abi. 2,5 sene, 3 senedir pandemi görüyoruz yani. Ben de bıktım yani. Ben mesela pandemiden çıktığımı hissediyorum şu anda. Kadınlar da açılsınlar, saçılsınlar, 10 numara geçsinler yani. Yapacak hiçbir şey yok. Gece dışarı çıksınlar. Birazcık kendilerine zaman ayırsınlar bence. Böyle olması çok çok daha iyi. Çünkü pandemide bunu hiç yapmadık. Bir açlık vardı ve şu anda insanlar bunu kussun yani. Yapacak hiçbir şey yok. Bayanlarda bir işte mini etek dekolte modası başladı ufaktan. Hastayım. Seviyor mu? Hastayım abi, seviyorum. Katrini çekiyor mu? Çekiyor abi, zaten benim tek şeyim o ya. Kızlar yani. Aç kalayım, kız olsun yeter bana. Peki şöyle söyleyeyim, mesela 100 tane erkekten kaç tanesi bakar dekolteli bir etekli birine? Sınav fazlası diyeyim ben sana. Abi ben yüksek seviyorum, 90'ı bakar bak. 90'a bakar diyeyim. %90. Ben ağzı açık bakıyor abi ya, sana yemin ederim. Ağzı açık adamlar bekliyor ya. İster istemez siz de bakıyorsunuz. Ya abi şimdi istemeyerek de olsa. %90'ı. %90'a bakar diyorsun değil mi? Bakar abi. Ben bakarım abi, güzel kadın varsa. Yapacak bir şey yok yani. Peki Yavuz abi, şimdi kız kardeşin var. Cevahir'de gezsin veya başka bir yerde gezsin veya Kadıköy'de gezsin veya Beşiktaş'ta gezsin. Bu gezdiği yerlerde erkekler kardeşine senin gibi baksa problem teşkil eder mi senin için? Eder abi. Eder. Neden? İşte etmemesi gerekmiyor mu o zaman? Etmemesi gerekiyor ama abi işte insan... Yok, etmemesi gerekmiyor derken sen yaptığın için etmemesi gerekmiyor mu? Normalde bu problem zaten. Yani değil mi abi? İşte... Niye rahatsız etti seni? Durum. Öldürürüm onu. Değil mi? Öldürürsün. Onu var ya, kemiğini kırarım. Değil mi? Bunu en yakın kendi ailemize bak, vurduğumuz zaman anlaşıldı. Mesela ortaya çıktı, gördün mü? Şimdi bir erkeğe gidip sorduğun zaman, kardeş sen işte hanımlar açık giyiniyor, onlara bakıyor musun dediğin zaman, bakıyorum diyebiliyor mesela. Bakıyorum demesinin neticesinde işte, peki bunlar rahatsız olmuyor musun? Rahatsız oluyorum. E peki bir çözümü ne? Giymesin o zaman kardeşim diyor. O giyiyor, ben de o yüzden bakıyorum diyor mesela. Şimdi bir de hanıma gittiğin zaman, böyle giyeyim tarzı olan bir hanıma gittiğin zaman, sorduğun zaman o da diyor ki mesela, o da erkeğin zihniyetini suçluyor. O da bakmasın bana diyor mesela. Ben açık giyinirim diyor ama o diyor gözüne sahip çıksın, bana bakmasın diyor. Şimdi soruyorum mesela, kadınların hepsi tesettürlü olmuş olsa ama sen gözüne dikkat etmesen yine bakacaksın onlara. Çünkü sen gözüne dikkat etmiyorsun. Şimdi sen başını yere eğerek gelsen, o dikkat etmese kafanı nereye çevirsen bu sefer göreceksin yani. Normal kapıdan içeri girerken de bu sefer görmeye başlayacaksın. Otururken de rastgele başını çevirdiğinde de görmeye başlayacaksın. Niye? Sen tedbir alsan dahi bu sefer o tedbir almıyor. İşte Kur'an bize burada bir açıklık getiriyor aslında. Allah bize bir açıklık getiriyor. Erkeği de yaratan o, kadını da yaratan o. Bizdeki bu şehvani hisleri de yaratan Allah. Ama bunu bir lütuf uğruna, bir ikram olarak vermiş bize. Bunu her yerde kullanalım diye bir şey değil bu aslında. Bu eşine karşı duyman gereken bir şey. Baktığın zaman Kur'an bize ne diyor? Diyor ki erkekler göz kapaklarına sahip çıksalar, kadınlar da beden tesettürlerine sahip çıksalar ne olacak? Ortada böyle bir problem kalmayacak. Yani örnek veriyorum, sen gözüne sahip çıktığın zaman hiçbir problem kalmıyor. Kadın da tesettürüne girdiği zaman. Çünkü sen zaten başını çeviren bir adamsın. O da zaten kapalı bir hanım olduğu için zaten siz birbirinize bakmıyorsunuz ki. Bu girdiği takdirde zaten bunun insanlıktan çıkmış oluyor. Bunun insanlıkla hiçbir alakası yok. Müslümanlığı yaşamadığından dolayı, İslamiyet'i yaşamadığından dolayı zaten bu problemler meydana çıkıyor. Bence bunun tesettürle hiçbir alakası yok. Bence de yok. Neden hiçbir alakası yok biliyor musun abi? Linç yiyeceğim, kesin linç yiyeceğim. Bizim insanımız için kapalı saç önemli değil ki. Yoldan geçen herkes laf atabiliyor insanlar. Çözüm senin söylediğin, evet hemfikiriz ama bence bu devrin çözümü mü değil. Ben şundan yanayım yani biraz da. Gerçekten insanların özgür olmasından yanayım yani. Çok böyle kapaklı değilim yani ben. Böyle bakmıyorum bura ben. Ben böyle bakıyorum olaya. Yani yurt dışında görüp geçirdik. Yani insanlar Avrupa'ya falan bir gidip gelsinler. Böyle düşünme olayları da çok böyle sıcak bakmıyorum yani ben açıkçası. Şimdi burada şöyle de bir şey var aslında bak. Yavuz abi bu arada Müslüman mısın? Evet evet Müslümanım. Elhamdülillah. Şimdi dedik ya, yaratıcı yarattığını en iyi şekilde bilendir diye. Seni yaratan o zaten. Her asrı yaratan o.
şu havayı yaratan o, ezeli ve ebedi ilmiyle geçmişi ve geleceği ve şimdiyi bilerek zaten o ayeti indiriyor. Hani dedin ya ben böyle bakmıyorum diye. Kur'an da evrensel bir kitap olduğundan dolayı, her asrı hitabetinden dolayı aslında bu asır içinde aynı şeyi bize bildirmiş oluyor. Yani yaratıcı böyle bakmıyor. Bütün zamanları temaşa ediyor. Yoksa ne oluyor biliyor musun? Haşa, biz Allah'a şunu addetmiş oluyoruz bir cihette. Allah haşa bu asrı bilmiyordu. Bir ayet indirdi ama o ayet bu asra hitap etmiyor demiş oluyoruz sözümüzde. Doğru mu? Oraya çıkıyor cümlelerimiz. Ama oraya çıkmıyor mu? Evet, oraya. Oraya çıkıyormuş değil mi? Ya sence bu söylediğimiz çözümü dünya üzerinde insanların yüzde kaçı uygulayabilir? Ya da uygular? Yüzde kaçının uyguladığı bizim için şu an önemli değil. Bizim için şu, bu bir çözüm mü? Bence çözüm. Bitti. Şimdi sen bir Müslümansın anladığım kadarıyla, doğru mu? Abi elhamdülillah. Elhamdülillah. Sen de Müslümansın kardeşim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi Taha, şimdi sen cennete gitmek isteyen bir Müslümansın değil mi? Herkes gibi. Abi evet. Bir insanın cennete gidebilmesi için bak Allah ayetinde diyor ki, Allah cenneti karşılığında vermek suretiyle insanlardan canlarını ve mallarını satın almıştır. O zaman bizim oraya gidebilmemiz için orayı hak edecek bir insan kıvamına gelmemiz lazım. Bunu şöyle örneklendirelim mesela. Şimdi sen bir vitrinin var. O vitrini güzel şeylerle doldurduğun takdirde, mesela sen orada saat satıyorsun, takı satıyorsun. Ama o vitrinde çamurlar var, pislik var, tozlanmış, temizlememişsin, yağmur yağmış, toz olmuş, yıkamamışsın tekrar. Üstüden geçmemişsin, bir bez alıp her gün silmemişsin orayı. O vitrin kirli olduğu takdirde ben oradan alışveriş yapmam, oradan hiçbir şey satın almam. Doğru mu? He, şimdi bak, insanı bir fuar alanı gibi düşünsen. İçerisinde bir sürü odalar var, bir sürü vitrinler var. Bu vitrinlerden bir tanesi gözdür mesela, bir tanesi kulaktır, bir tanesi dildir. Bir tanesi işte bacaktır, bir tanesi koldur, bir tanesi işte kalptir, bir tanesi ruhtur. Bunlar her biri birer vitrindir, tamam mı? Bizler o vitrini temiz tutmazsak, yani Kur'an'la iştigal etmezsek, yaratıcıyı tarif edip anlatmazsak insanlara, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu insanlara anlatmazsak, ibadetlerimizi yerine getirmeye çalışmazsak, insanlara yardım etmeye çalışmazsak, o vitrini kirletmiş oluyorsun. Ama bu dinlediğin hakikatleri dinliyorsun ya mesela, bu anlattıklarımı dinliyorsun ya, şu an yine senin vitrinin temiz kalıyor aslında. Çünkü ben sana Cenab-ı Hakk'ı anlatıyorum burada. Allah'ın ayetini anlatıyorum sana. Haram bir şey anlatmıyorum. O yüzden senin vitrinin temiz kalmış oluyor. Bu vitrin temiz kaldığı için de ne yapar? Allah oradan alışveriş yapar. Yani gözümüzü cennet karşılığında almış olur mantık itibariyle. Ama sen o vitrini kirletmiş olsan, bu vitrinin müşterisi şeytanlar olacaktır. Ama Rabbimiz olmayacaktır işte. O vitrini almayacaktır cennetine. Temizlemek için cehennemin atacak belki orada. Nurlandım ya seni görünce bugün bir. Bak. Nur geldi size. Bak. Şöyle bir. O yüzden. Gözlüğümü de çıkarttım ve seni görünce bir açıldım böyle bir yolda. Allah razı olsun. Eyvallah. Bak, almayacağından dolayı biz de cennete gidemeyeceğiz. O yüzden ne yapmak lazım? Erkek gözüne sahip çıksa, kadına bedenini muhafaza etmiş olsa, kapatmış olsa, ortada böyle bir çatışmaya gerek kalmayacak. Her iki tarafta gereken fedakarlığı yapmış olacaktır. Şimdi soruyorum, sen bir Müslüman olarak cennete gitmek istiyorsun. Sen bir Müslüman olarak cennete gitmek istiyorsun. Peki vitrinler temiz mi beyler? Demek ki yaratıcı bizden böyle bir şey istiyor ki bundan sonraki gideceğimiz bir alemde buna ihtiyacımız olacak bizim. Bunu şöyle örneklendirelim mesela. Mantığı yaklaştıralım, aklımızı yakınlaştıralım. Bir tane öğrenci düşün, tamam mı? Bu çocuk daha ilkokula başlamış, daha birinci sınıfa gidiyor, daha yeni okuma yazma öğrenecek. Öğretmen ona A harfi çizmeyi öğretiyor. A harfini öğreniyor, çiziyor. Ondan sonra tamam diyor, artık B harfine geçeceğiz. B harfini çizmeye başlıyor. Bu sefer bu öğrenci diyor ki, ya diyor ben de A harfiyle ne yapılacağını bilmiyorum, öğrenmedim ki, ben niye B harfini geçtim diyor mesela. Öğretmen de diyor ki, ya sen benim dediğimi yap, sen o harfini çiz. Çünkü öğretmen ne yapıyor? İlmiyle onun o H harfini öğrendikten sonra B harfini öğrendikten sonra aslında işin nerelere geleceğini hesaplıyor. Yani o A harfini öğrendiği zaman onunla gerektiği zaman kendini savunabileceğini biliyor. Gerektiği zaman Ay'a gidecek teknolojiyi elde edebileceğini biliyor. Niye? Çünkü sen o A harfini öğrenmezsen okuma yazmayı öğrenemeyeceksin. O okuma yazmayı öğrenemediğin için Elon Musk gibi Ay'a roket atamayacaksın. Doğru söylüyorsun. Mantığı anladın değil mi? Bir A harfini öğretmekle başlıyor aslında. Benim buna ihtiyacım yok deseydi Ay'a gidebilir miydi? O teknolojiyi elde edebilir mi? Edemezdi bir cihette aslında. Şimdi bak burada karışan birisi var. O da yaratıcımız. O ezeli ve ebedi ilmiyle ve şu anı görerek bize bunları bildiriyor. Bildirmesine diyor ki sizin için hayırlı olan bak budur. Kadınlar vücutlarını tesettüre sokmalı, erkekler de gözünü bundan haramdan sakındırmalı, gözünü ondan sakındırmalı. Çünkü sizin bilmediğiniz bir şey var ileride diyor. Nedir? Cennet. Ama biz ne diyoruz? Ya ben bu A harfini niye öğreniyorum? Ya kardeşim ben niye tesettüre giriyorum? Kimse bana karışmasın, ben özgürüm diyoruz. Bu söylediğimiz şeyin altında herhangi bir ilim var mı kardeş? Hiçbir ilim yok değil mi? Nefsani arzular var. Hevesler var sadece. Erkek bakmaya arzuladığından dolayı kimse karışamaz diyor. Kadın da o şekilde gezmek hoşuna gittiğinden dolayı, yine nefsani arzulardan dolayı öyle gezmek istiyor. Kendini o şekilde özgür addediyor mesela. Öyle özgür olduğunu düşünüyor.
Çok mantıklı konuşuyorsun. Bu arada ben senin gibi düşünüyorum. Ben de muhafazakar bir ailede büyüdüm aslında. Ben de bilmiyordum abize. Ben de şimdi öğreniyorum yani. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani bizim milletimiz abi biraz daha hani okusa, biraz daha böyle bilgi sahibi olsa zaten bu şekilde atışmalar olmaz yani. Biraz öğretici şeylere yönelsek aslında hiçbir sorun kalmaz ortada. Akıllı da milletiz yani. O zaman burada ne yapacakmışız baba? Daha bakmayacağız. Gözlere perde çekiyoruz. Mümkün mertebe ekmeğimize bakıyoruz aynen öyle. Anlaştık mı gençler? Eyvallah kardeşim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Senin için bunları düşüneceğim, tamam mı? Eyvallah. Tamamdır. Çok memnun oldum. Gel bir söyleyeyim sana. Eyvallah. Görüşmek sana sarılayım. Çok.